Herkese merhabalar. Bu videoda serbestte yandan nefes nasıl yapılır bunu öğreneceğiz. Yandan nefes almaya başladığımızda artık kafayı kaldırıp öne bakma hareketini tamamen bırakıyoruz. Sadece kafamızı sağa ya da sola çevirip nefes aldıktan sonra aynı şekilde kafamızı aşağı geri bakacak pozisyona getiriyoruz. İlk olarak kafamızı ne zaman çevireceğiz? Kafamızı kol çekişine başladıktan azıcık sonra çevirme hareketini yapıyoruz. Peki ne kadar çevireceğiz? Kafamızın yarısı suyun içinde, öbür yarısı da suyun dışında olacak. Ama suyun içindeki kısmını açmadan ağzımızı hafifçe dışarıya doğru çıkarma hareketini yaparak nefesimizi alacağız. Bu başlangıçta biraz zor olsa da alıştıktan sonra otomatiğe bağlayabiliyorsunuz. Şimdi bunu öğrenmeden önce uzun bir süre tahtalı hareketler yapacaksınız. Size tahtalı birkaç hareket göstereceğim. Bu hareketleri tahtalı rahat bir şekilde yapana kadar tahtasıza geçmenizi önermiyorum. Ya da antrenmanın uzun bir süresini tahtalı yapın, sonlara doğru tahtasız deneyebilirsiniz. Ve tahtasız yaparken bol bol su yutacağınızın garantisini veriyorum. Çünkü alışana kadar zor bir hareket. Şimdi yapabileceğiniz ilk hareket. Tahtayı alttan tutun, kolunuzu uzatın ve kafa dışarıda yandayken ayak vuruş. Bir sonraki hareketle gözlüklerinizi takıyorsunuz. Tahtayı bu sefer ucundan, yani alt tarafından tutup kolları uzatıyorsunuz. Bir eliniz belinizin yanında, bir el de tahtayı tutuyor olacak. Bu sefer 6 tane ayak vurduktan sonra kafanızı sol tarafa çeviriyorsunuz. Eğer tahtayı sağ kolla tutuyorsanız sola çeviriyorsunuz. Sol kolla tutuyorsanız sağa çeviriyorsunuz. Giderken karşı tarafa doğru bir kol çalışın, dönerken öbür kol çalışın. Bu hareketi rahat bir şekilde yapabildikten sonra bu sefer tahtayı iki elle tutuyorsunuz. Ve sadece bir kol çalışacaksınız. Ve o kolu atmaya başlarken nefes egzersizini yapmayı unutmayın. Çünkü burada nefes çalışıyoruz. Yine giderken sadece mesela sol kolunuzu atarak nefes çalışması yapıyorsunuz. Dönerken de sadece sağ kol. Tek seferli kolları da iyi bir şekilde yapabildikten sonra artık bir sol kol, bir sağ kol, bir sol kol, bir sağ kol yapacaksınız. Bunu yaparken de yapabiliyorsanız 3 kol bir nefes yapın. Yani bu ne demek oluyor? 2 tane kolu nefessiz. Üçüncü kolu atarken hangi kolu atıyorsam, sağ kolu atıyorsam sağa dönerek nefes, sol kolu atıyorsam sola dönerek nefes alma hareketi yapacağız. Bunları artık tahtalı hareketleri süper yaptıktan sonra tahtayı bırakın ve az önce tahtalı yaptığımız hareket tek kol yapma egzersizini bu sefer tahtasızken yapmaya çalışın. Bunu da iyi kötü yapabildikten sonra artık tahtasız 3 kol bir nefes serbest yüzme yapabilirsiniz. Bunun üstüne çok çalışacaksınız. Çalışmadan olmaz. Hareketleri üstüne durduktan sonra, çok çalıştıktan sonra bir süre sonra bu harekette daha iyi olmaya başlayacaksınız. Hoşça kalın.